Spor Toto Süper Lig'in 34 haftası 2 hafta sonra bitecek ve ardından bu yıl ligimizde ilk defa uygulanacak olan playoff dönemi başlayacak. Spor Toto Süper Lig'in 8 Nisan 2012 tarihinde sona erecek 34 haftalık periyodunun ardından bu sezon başlayacak olan playoff uygulamasının tanıtımı gerçekleştirildi. Çırağan Sarayı Mabeyn Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Spor Toto Süper Lig'de ilk kez bu sezon uygulanan playoff uygulamasının adı Süper Final olarak değiştirildi. Süper Final karşılaşmaları 15 Nisan'da başlayacak ve 13 Mayıs'ta sona erecek. Süper Final müsabakaları sonunda iki takımımızın puanlarının eşitliği halinde 15 Nisan'da ilk maçlar, 22 Nisan'da ikinci maçlar, 29 Nisan'da üçüncü maçlar, 3 Mayıs'ta dördüncü maçlar, 6 Mayıs'ta beşinci maçlar ve 13 Mayıs'ta da son karşılaşmalar oynanacak. Sonrasında şampiyon belli olacak. Bu puan cetvelinde daha fazla puan elde eden takımımız bir üst sırada yer alacaktır. UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek son takımın belli olacağı karşılaşmalarsa 20 Mayıs'ta oynanacak. 3 takımımızın da puan eşitliği halinde neler yapacağız onlar da. Süper finalde mücadele edecek takımların 34 hafta sonunda elde ettiği puanlar ikiye bölünecek. 15 Nisan 13 Mayıs arasındaki müsabakalara takımlar bu puanlarla katılacak. Göre sıralama kriterler çerçevesinde belirlenecektir. Puanların buçukta olması halinde bu puanlara yarım puan eklenecek. Playoff grup müsabakaları sonunda puan eşitliği halinde ise kendisine yarım puan eklenen takım varsa bu takım sıralamada 1-6 yer alacak. Takımların kendi aralarındaki lig grubu ve playoff grupları müsabakalarında puan eşitliği varsa kendi aralarındaki gol averajına bakılacak. Takımlar arasındaki puan ve gol eşitliği durumundaysa 34 haftanın lig grubundaki puan sıralamasında üstte olan takım üstte yer alacak. İnşallah süper final Türk futboluna hayırlı olur efendim. 34 haftalık normal lig sezonunda atılan ve yenilen goller süper final müsabakalarında dikkate alınmayacak. Bu sezon ilk kez uygulanmaya başlayan playoff sisteminde playoff şampiyonluk grubunda mücadele edecek takımlar matematiksel olarak kesinleşti. Ligde 32. haftada alınan sonuçların ardından Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un normal sezonun ilk 4 sırada bitirmesi garantilendi.